Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le Muhabir Masası başlıyor. Milyoner. Radyo Spor'dan Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Ben Aygün Özipek. Ben Yılmaz Dirim. Evet, Muhabir Masası hızlı bir şekilde başlayacak. Neden öyle söylüyorum Yılmaz? Bir taraf biliyorsun çok önemli maç var. Dört takımımız bu hafta Avrupa arenasında mücadele edecekler. Galatasaray bu akşam biliyorsun... Olimpia. Evet. Olimpia ama diğer şeyini söyleyemiyorum. Ben de Olimpia'da kalıyorum. Lublinia. Olimpia Lublinia takımıyla karşılaşacak. Lublinia. Lublinia. Zaha, Zaniolo ve Kerem Demirbay zorlu deplasmana götürülmedi. Mauro Icardi ve Lucas Torreira kadroda yer aldı ama Torreira'da bir hafif sakatlık vardı biliyorsun. O da maç saatinde belli olacak diyorlar. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray evine avantajlı bir skorla dönmeyi düşünüyor. Saat 22'de başlayacak olan Olimpia Ljubljana Galatasaray maçı Esport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Radyo Spor'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ajanspor.com sitesi üzerinden de detayları, haber anlamda detayları, oradaki maç önü, maç arkası, maç ortası, yaşananları tek tek ajanspor.com sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz. Galatasaray muhtemel 11'e baktığımızda Mustera, Boy, Nelson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu veya Barış Alper gözüküyor. Ne söylersin? Çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum Aygün İşte abi. İşte o hep yanıltır. Ama insanı. Şöyle. Hep yanıltır. Yani çok rahat geçmemiz lazım diyelim o zaman. Geçmemiz lazım. Yani artık Galatasaray'ın özellikle Zalgiris maçındaki oradan 2-2, buradaki 1-0'lık galibiyet. Buradaki 1-0'lık galibiyet de zor bir galibiyet. Evet, onu biraz söyleyeyim. Çok normal aslında Aygün abi. Nedeni şudur. Daha önceki yayınlarda da hep söylemeye, dile getirmeye çalıştım. Bizim Türk takımlarımızın özellikle sezon başı öncesi hiçbir futbolcunun, sen de çok iyi bilirsin bunu. Tecrübeden kaynaklı da söyleyebiliriz bunu. İlk maçlar, hazırlık maçları, yani futbolculara bu biraz zor gelir. Avrupa maçları bu futbolculara zor gelir. Çünkü lig başlamamıştır. Bir taraftan kampın yoğunluğu, hocaların yeni taktik, yeni sistem, yeni transferler üzerine düşmesi. Bazen günde Mustafa Hoca'dan hatırlarım. Mustafa Deniz Hocamızdan. Sevgiler, saygılar hocamızın da bundan. Hocamızı bir kez daha öpelim. Günde 3 antrenman yaptığını bildirdik değil mi Aygün abi? Tabii canım. İşte bu temponun içinde futbolcular artık dinlenebilme kaçamakları olması lazımdır. Bu maçlarda ister istemez takımlara zor geliyor gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'ın ayarında olan bir takım değil. Olimpia yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon eurolara kurulmuş bir takım. Slovenya takımı, ama Galatasaray'ın bugün bir futbolcusu Slovenya'nın takımından daha değerli bir oyun. Ama futbol sahada oynanıyor. Sahada oynanıyor. Sürprizi beklemiyoruz. Çünkü geçen hafta 4-4 yola çıktık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor hem gelecek sezon için, ülke puanı için, gelecek sezon Avrupa'ya gidecek takımlarımızın açısından da çok önemli burada kazanacağımız puanlar. Ben yolumuza 4-4 devam edeceğimizi düşünenlerdenim. İnşallah. Galatasaray puan açısından çok önemli. Hem ülke puanı hem de takımlarımızın artık Galatasaray'la birlikte, o Galatasaray'ın yıllardır Avrupa'da boy gösterirken neden diğer takımlarımız yoktu? İnşallah bu sene o senedir diyelim. Bu arada Aygün abi, Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki ön eleme maçları da canlı anlatımla sadece Radyospor'da. Evet, Radyospor'da. Bugün saat 22'de Olimpia Galatasaray, Fenerbahçe Maribor, yarın Beşiktaş Neftçi Bakü maçları sadece canlı anlatımla Radyospor'da diyelim. Bu arada da çok önemli bir sponsorluk görüşmesi vardı bugün. Hakikaten onu da söyleyelim. Trabzonspor'da dev sponsorluk anlaşması yapıldı ve kap bildirimi geldi. Şimdi baktığımız zaman hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın stat sponsorluğu anlamında önemli hamleler yaptığını görüyoruz. En çok Trabzon'da çok merak ediliyordu bu. Nedir, ne olacak diye. Hangi isim gelecek de şu an hattımızda çok önemli bir isim var. Millet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz Aksal abi. Hocam, çok önemli bir imza. Ciddi bir para. Neler söylersiniz? Arkadaşlar, biliyorsunuz bu bir ay içerisinde bayağı bir sıcak oldu. İnanılmaz derecede bir şey yaşadık. Sponsor anlamında mı? Hayır. Konuya öyle bir giriş yapayım. Ha.
yağmura nasıl hasretiz değil mi? Evet doğru. Suya. Evet. Bu sponsorluk anlaşması da Trabzonspor'a yağmur gibi geldi. Hmm. Hastaya ilaç gibi i̇laç geldi. Gibi geldi. Hakikaten müthiş bir rakam. İyi olacak ya. Hastanın ayağına doktor gelirmiş değil mi Aksal abi? Birkaç tane doktor geldi. Birkaç tane doktor geldi. Bu ismi duymuştuk, biliyorduk, bekliyorduk. Bu hafta sonu siz de takip ettiniz. Trabzonspor'un 56. yıl dönümü bir hafta geçtiğinde olsa sürücü de kullandı. Binlerce kişi benzer soruyu sordu. Emin olun, hani insan bazen bir haberi bilir de, güzel bir haberi bilir, yanındakilere paylaşmak ister. Değil mi? Zor tutar kendini, zor tutar kendini. Ya ben sıyıklıkını seven bir insanım. Tuttum söylemedim. Sadece insanlara bekleyin bekleyin. Rakamları 3 aşağı 5 yukarı herkes duymuştur. Ben başta Sayın Ertuğrul Doğan Bey yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Hı hı. Çok zor günler geçiren Trabzonspor'da ekonomik anlamda söylüyorum. Kulübe öyle bir gelir sağladılar ki bu inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. Hı hı. Sesimizin ulaştığı yerde şu an bizi dinleyen Trabzonsporlular başta olmak üzere futbol severleri de şunu da söyleyeyim. Bir iki tane daha proje var. Eğer bunları da gerçekleştirirlerse bunda emeği geçen kuruluşlar hakikaten övgünün en büyüğünü hak ediyorlar ama Trabzonsporların da Trabzonspor'a sponsor olan şirkete onların da sponsor olması gerekir. Öyle söyleyeyim. Ha bir dakika. Çok ilginç bir şey söyledin hocam. Yani diyelim ki sponsor olan şirketleri de Trabzonspor'ların ilgi göstermesi gerekiyor. Yani ürünleri alma anlamında, ne bileyim bankaysa bankalara para yatırma anlamında, ne bileyim işte şeyse, anladım ne demek istediniz, o anlamda diyorsunuz. Doğru evet, anladım değil mi? Tabii ki. Bu isim sizde bir var ama tabii paylaşmak istemiyorum. Biz misiniz Aksal abi, söyleyebilirsin. Ben Yılmaz sen. Kimse dinlemiyor, biz 3 kişiyiz zaten Aksal ben, abi. Ben Yılmaz sen varız Aksal abi. Biz büyük bir aile. Milyonlar bizi dinliyor şu anda Aksal abi. Sizden de... Reytinginizi biliyorum yani evet, şu anda rakam telaffuz ediyor. Aramızda kalır ama Aksal abi. Aygün abi de benden sır çıkmaz. Şu anda yapılan şeylere göre, reytinglere göre en az 3-4 milyon kişi sizi dinliyor. Evet doğru. Bizi dinliyor daha doğrusu. Sağ olsunlar evet. Ama sizlerin de katkıları çok fazla, onu da söyleyelim. Eyvallah, sizlerin sayesinde bu oranlar yükseliyor, onu da söyleyelim. Eyvallah. Ki bazen eyvallah. Aksal abi dinlerken Aygün abi susmak gerekiyor. Aksal abi girişi alıyor, devam ediyor ve sayfayı ama kapatıyor. Ama o bilgi evet. Anlamında bilgi işte bilgi usta, çok önemli. Usta derken boşuna demiyoruz bilgi herhalde. Bir de kulübe hakim. Şimdi Aksal hocam Trabzonspor'un kalbinden içinden yetki gelmiş biri. Şimdi bugün geçen gün bir fotoğraf vardı. Bir yanınızda başkan vardı. Öbür yanınızdaki kişi hatırlayamadım bir anda çok, şu an. Çok değerli bir yöneticiydi. Hatırlayamadım bir anda, özür dilerim. Resim hatırladım İlhan, da. İlhan Yazıcı vardı. Çok da güzel bir görüntüydü. Neler söylersiniz? Şimdi başkan o gün kuruluşta çok önemli açıklamalar yaptı. Hatta son dönemlerde sponsorluk anlamında önemli gelirlerin geldiğini söyledi. Camiaya mesajlar verdi. Transferlerin olacağını söyledi. Yani bu kuruluş yıl dönümüyle ilgili neler söylersiniz? Organizasyonla ilgili neler söylersiniz? Sizin daha sonra off the court yani söylemek, belki açıklamak istemediğiniz cümleler vardır ama perde arkasında neler yaşandı? Trabzonspor camiası taraftarı nasıl bir Trabzonspor izleyecek? Bunu başkan kesinlikle sizlerle anlatmıştı. Neler söylersiniz? Ya ben yaklaşık 10-12 gün önce Sayın Başkan'la baş başa bir görüşme yapmıştım. Hı-hı. Çünkü ikimiz de iyi bir Trabzonsporluyuz. Ben Trabzonsporluk anlamında onlardan üye olarak söylüyorum. Biraz daha kıdemliyim. Doğru. Aynı gemideyiz. Trabzonspor mağlup olduğunda beraber üzülüyoruz. Tüm Trabzonspor ailesi olarak geldiğinde yine hep birlikte seviniyoruz. O hafta konuşmuş olduğum birebir muhabbet ettiğim Ertuğrul Doğan'la işte pazar günü o Sütücü'deki organizasyonda gördüğüm Ertuğrul Doğan arasında bayağı bir fark vardı. Ertuğrul Doğan yurt dışından gelmişti. Tahminim olduğunu hiç sormadım ama transferlerle ilgili çalışmalar yapmıştır muhtemelen. Yorgun bir Ertuğrul Doğan vardı ama mutluydu. Mutluydu. Tabii ben mevcut yönetim göreve geldiğinde onlara şunu söyledim. Bir hafta 10 gün sonra. Arkadaşlar bu anlatmış olduğunuz
plan ve programın %61'ini uygulamaya geçirirseniz Trabzonspor 2-3 yıl içerisinde hem ekonomik anlamda hem sportif anlamda büyük başarılar elde eder. Tabii bunu insanlara nasıl anlatacağız? Uzun soluklu bir yapılanmanın, bir ekoloji oluşturmanın işte ay ay, hafta hafta veya yıl yıl o gelişmeleri paylaşırsak insanları da aydınlatmış oluruz. Doğru. Dolayısıyla gördüğüm şey şudur. Hakikaten yönetim güzel işler imza atıyor. Tabii şunu da sizinle paylaşayım. Transferlerde biraz geç kaldı ama bunu ekonomiye bağlayabiliriz. Mesela ben bu hafta ve Galatasaray maçı öncesi şöyle en az 3-4 tane kaliteli ve hazır oyuncunun takıma kazandırılacağını bekliyorum. Ama sizlerle şunu da paylaşayım. Bir şampiyonada İstanbul kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadro anlamında Trabzonspor'un çok çok önündeler. Bunu daha önceki yayınlarda da size anlattım. Trabzonspor'un iyi izleyeceğimiz diğer takımlardan farklı özelliği şu olur. Hoca başından beri söylüyor. Ben savaşan, mücadele eden, 1. dakikadan 90. dakikaya kadar pes etmeyecek oyuncu grubuyla bu işi yürüteceğim diye. Bu kolay olmayacak. Süre alacak. Vallahi bekliyoruz biz de. Çünkü bu mevcut oyuncu kadrosu Trabzonsporları bayağı biraz zorar. Bayağı üzer. Ama her şey istediğiniz zamanda olmuyor. Benim hep öncülüğüm ekonomidir. Tabii tüm bunları yaparken bir harmanlama da yapıyorlar. Daha önce anlattım size. Sebat Spor'la ve 1461 Trabzon'la bir anlaşma yaptılar. Onlar pilot takım ilan ettiler. Ve bununla ilgili önemli gelecek yıllarda değil mi? Birkaç ay sonra belki açıklanır. İstanbul'da yine benzer çalışmalar yapılacak. Ama ülke futbolunda başta Trabzonspor'un burada kurtuluşu altyapılardan geçer. Altyapı dediğimiz zaman sadece Karadeniz bölgesiyle ilgili söylemiyorum. İstanbul'u, Bursa'sı, Sakarya'sı aklımıza neresi gelirse gelsin. Mesela siz de diğer kulüpleri takip ediyorsunuz. Transfer yapmada bayağı bir zorlanıyorlar. Çok paralar ödeniyor. Bu rakamların inanılmaz seviyelere çıkmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Arabistan'ın oyunculara talip olması. O zaman biz ne yapacağız? Biz yerli oyuncularımızla, ama yerli oyuncuları da böyle bir iki senede yetiştiremiyorsunuz. O oyuncuları çok kaliteli oyunculara teslim etmeniz gerekir. Onun imalde Trabzonspor'un bu projesi çok hoşuma gitti. Beni de heyecanlandırdı. Vallahi böyle devam edeceğiz, ama size şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, bir pandemi süreci geçirdik. Gelirler azaldı. Kulüpler hakikaten çok zor durumda izleniyor, ama fakat hele hele bu sene inanılmaz bir transferler yapılıyor. İnanılmaz bir şey oluyor. Rakamlar harcanıyor. Hal böyle olunca da siz yayına girerken şunu söylediniz. İşte Avrupa arenasındayız değil mi? Evet. 4 büyük takımıza başarılar diliyorum. Görüşlerinize katılıyorum. Ben de başarılar diliyorum. Fakat hemen soru şu oluyor genelde. Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Adana Demirspor, işte Beşiktaş ne yapacak? Arkadaşlar oynadığımız rakiplerin bazılarının bize avantajı şu. Ligi hazırlar, ligleri devam ediyor. Doğru mudur? Doğru, doğru. Ama biz kadro maliyeti olarak, oyuncu kadrosu olarak o kulüplerden çok çok yukarı ilerideyiz. O zaman ne yapacaksın? 4 tane takım futbol tabirleri söylüyorum. Vura vura gidecek. Doğru. Evet. Soru cevap diyebiliriz. Evet, hemen Yılmaz atıyorum pası. Ben devam edeceğim birazdan sorulara. Aksal abi, hoca şu anda takımı kurarken şimdi artık yavaş yavaş bu hafta ligimiz de başlıyor. Haftanın açılışı da Trabzonspor Antalyaspor arasında oynanacak. Ha, şunu da söyleyeyim size. Oradan devam edin de aklıma gelmişken. Bakın, 2 yıl önce Trabzonspor şampiyonluğa giderken bazı spor adamları utanmadan, sıkılmadan şu cümleyi söylediler arkadaşlar. Trabzonspor gönül buldu diye, değil mi? Evet. Evet. Şimdi diğer takımlara söylüyorlar onu da. Anlamadım. Şu an diğer takımlara söylüyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray'a söylüyorlar şu anda. Demek ki Trabzonspor gönül bulmadı. Zira borcu 4 milyar üstünde. Evet. Gönülün kim olduğu belli, değil mi? Evet. Ya keşke gömü bulsalar da Aksal abi, hani bugün evet bu transferler yapılıyor ama gelecek adına bir takım şampiyon olacak, diğer takımlar şampiyon olamayacak. Ve şimdi de yine bir yere konuşmacı olarak katıldım, orada da söyledim. Çok transferi yapmakla şampiyon olunmuyor. Evet abi. Doğru. Şimdi şampiyon olanın yaptığı transferler evet helal olsun dedirtebilecek cinsten olacak. Ama o şampiyon olamayan ve başarıyı yakalayamayan takımların hocaları, başkanları, yöneticileri
Ve taraftarları ne düşünecek çok merak ediyorum Aksal abi. Başarısız oldukları. Başarısız olacak. İstifa ne kadar bahane üretirseniz bahane üretin ama arkanızda ciddi anlamda mali bir tablo sizi bekleyecek. Ki artık devir öyle bir devire doğru gidiyoruz ki Aksal abi bugün elinizdekinin kıymetini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü yarın elinizdekinin kıymetinden eğer vazgeçerseniz onu da kaybedebilirsiniz. Tabii bunu da iyi bir örnek vereyim size. Sabah TRT Radyo bağlandı bana değil miydi? Bugün bir kanalda, bir iki kanalda da anlattım. Evet. İsim vermiyorum. Bir kulüp İstanbul'dan çok iyi bir altyapıya sahip olan kulüpten bir oyuncu istiyor. 16-17 yaşlarından. Hı hı. Abartmıyorum. Rakamda bir şey var. Bizim parayla söylüyorum 20 bin lira var anlaşamadıkları. O kulübün isimleri vermiyorum. Herkes güler buna. Ve o kulüp bana dedi ki ya Aksal hocam dediler. Siz bu kulübü yakından takip ediyorsunuz. Kaldı ki ben menajer değilim. İyi bir futbol severim. Çünkü biliyorsunuz gençlere ne kadar şey önem veriyorsunuz. Önem veriyorum. Bu oyuncuyu da tanıyorum. Sordular bana çok kaliteli bir oyuncu dedim. Ya onun başkanı da dedi Trabzonlu. Dedim ki arkadaşlar siz bir futbolcuya bir yılda 2 milyon 3 milyon maaş veriyorsunuz. Eurolar veriyorlar hem de eurolar. Bak maaş veriyorsunuz ve şimdi ben o kulübün başkanına diyeceğim ki ya başkan. Eğer utanmasanız sıkılmasanız dedim bu parayı kendi cebimden vereyim de bu çocuk bu takıma transfer olsun. Ve bu altyapılar sizin vereceğiniz paralarla dönüyor. Burayı anlatabildim mi arkadaşlar? Doğru abi. Yani 1 milyar 416 milyon TL evet. Trabzonspor'un. Ben onu şöyle soracaktım Aygün abi. O tutar Aksal abi 5 yıl içinde parça parça mı alınacak yoksa? %50'si galiba peşin geliyor. Öyle bir şey duymuştum ya hocam. Doğru mu? Ben mi yanlış duydum acaba? Ya ben her yıl duydum ama bu konuda net değilim. Ama eğer o parayı yarısını alırsanız ya ne diyeyim size ya. İşte hani o transferde kullanabilecekler miydi? Sorumun devamı da bu olacaktı çünkü. Onu transferde şöyle kullanırsınız. Bu paralar bankaya gidecek. Evet. %50'si bankaya orada, gidiyor. Banka ödemelerine kapanıyor. Kalanlık kısmını transferde kullanabiliyorsun. Orada şöyle bir şey. Kredi limitiniz artmış oluyor. Doğru. Doğru. Şimdi bugün 8 milyon 10 milyon Trabzonspor'un parayı konuşmuş. Daha fazla hatta. Diğer takımlar da konuştu çünkü şimdi Aksal hocam şunu söyleyeyim. Yani şu anda stat sponsorluğu bulamayan kulüpler de var. Beşiktaş'ın hala yok bir ismi. Beşiktaş'ın evet, mesela hala stat sponsorluğu yok hala. Hayır ben başka bir örnek vereceğim. Buyurun ama hocam buyurun. Kulüplerinin borçlarını kendilerine dert edinen insanlar da bankalara borç. Yani doğru. Şu demektir bizi mutlu eden kulüplerin borcu bizim borcumuzdan çok daha önemli. Aksal abi gelen başkanları artık bu bir ara çok konuşuldu. Gelen başkanlar başkanlık yaptığı dönemde kulüp için harcadığı, kulübe verdiği, kulüpten aldığı, kulübün mali tablosunu değiştirdiği kısmında ciddi anlamda %100 sorumlu tutulursa hiçbir kulübün bu kadar hoyratça davranacağını düşünmüyorum açıkçası. Ne güzel konuştun ya. Denetlenmiyor arkadaşlar. Evet ama şu an yeni yasada sorumlu gözüküyorlar ama. Gözüküyor ama işte Aygün ama abi. Ama ne yapıyor biliyor musun? Orada bir hülle yapıyorlar. Abi. Bak sana söyleyeyim orada da bir hülle yapıyorlar. Ben hatta bu yasayı hazırlayan Sayın Safiye Sancaklı'yı yayına almıştım. Ben orada da sordum. Orada da hülle yapıyor. Diyor ki kulüp başkanları. İşte efendim bu sene diyor harcama bütçem diyor. Açıkladılar ya yüksek şeylerde genel kurullarında. Şu kadarlık sizlerden yetki istiyorum diyor. Ama bunu diyor belki biraz daha arttırabiliriz. Yani şununla şu arası diyerek kendi ellerini rahatlatıyorlar. Burada da bir şey bulmuş kulüp başkanları. Açık bulmuşlar. Onu da söyleyeyim. Hocam. Ama ne yapıyoruz o zaman? Kulüp başkanlarını transfere zorluyoruz. Ha bir de o var tabii. Onu al bunu al diye de taraftarlar isyan mesela, ediyor. Almazsanız da sorun çıkıyor. Mesela aynen öyle. Şu oluyor. Diyelim ki lige kötü başladınız. Bakıyorsunuz hemen başlıyor tribünler. Yönetim istifa diye. Ben mesela geçen yılki Fenerbahçe'den de örnek veririm size. İkiniz de Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe'nin maçlarını benden daha yakından takip ediyorsunuz. Hı hı. Kulübün içerisini çok daha iyi bilirsiniz. Hı hı. Çünkü her kulübün
Her takımın genleri farklıdır. Ben öyle tanımlarım bunun. Doğru. Arkadaşlar bazı maçları hatırlayın. Son bölümlerde yönetim istifa, yönetim istifa. Şimdi lig başlamadan Beşiktaş kulüp başkanını taraftarlar istifaya davet etti. Lig daha başlamadı. Çok erken. Oraya bir şey diyemeyeceğim. Yani o biraz ileriye dönük bir şey oluyor. Ama geçmişe dönük bakıldığında şöyle alın Fenerbahçe'nin maçlarını, skorlara bakın. Birkaç tane maçı son dakikada kaybetmiştir. Halbuki o pozisyonda enerjisi tükenen oyuncu grubuna verilecek tribün desteğiyle oyuncuların iştahını artırabilirdiniz. Doğru, doğru. Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner. Evet, saatlerimiz 18.55'i gösteriyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi'nin çok önemli yazarı ve aynı zamanda Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz var. Hocam ciddi bir para, 1 milyar 416 milyon TL ödeme, ki aslında baktığımız zaman bu paralar artık statların isim hakları biraz daha kulüpleri rahatlatmaya başladı. Neden öyle diyorum? Naklen yayın gelirleri çok düştü. Yani şu anda 85 milyon dolar civarında bir rakam oluyor kulüpler federasyon şeyleri kesildikten sonra. Yani 4 büyüklere 7-8 milyon dolar. Kalan kısımda diğer Anadolu kulüplerine dağıtılıyor. Tabii bu rakamlar bile artık kulüpleri kurtarmıyor. Yani 8 milyon dolara bugün bir futbolcu bile alamıyorsun. O noktaya geldi. Sponsorluklar çok önemli. Ondan dolayı sponsorlukların kaçmaması gerekiyor. Statlarda ona göre tezahüratların yapılması gerekiyor. Tribünlerden insanların ayrılmaması gerekiyor. Neler söylersiniz? Dedim ya az önce, yani Trabzonspor'ların da o anlamda o sponsorun ürünlerini alıp kullanması lazım diye. Çünkü sponsorlar yatırım yapıyorlar, yaptıkları yatırımın karşılarını almaları gerekiyor. Tabii ki, doğru. Yani teşvik etmiş olursunuz bir yerde. Tekrar söylüyorum, Trabzonspor için müthiş bir rakam bu, müthiş bir rakam. Başkanın biraz rahatlamış olduğunu gördüm dediniz. Siz de, ben buradaki İstanbul'da toplantıya ben de geldim. Zorlu'daki Sayın Başkan'ın toplantısına ben de katım. Hatta tünelin ışığını, sondaki ışığı göremiyoruz demişti. Yani gelirlerle giderler arası bir uçurum olduğunu söylemişti. Bir nebze de olsa tabii biraz rahatlamış oldu değil mi? Yeni sponsorlar da gelecek mi ekstradan? Yine böyle büyük rakamlarla sponsorluk anlaşmaları yapılacak mı? Neler söylersiniz? Gelecek. O birlikte katıldığımız basın toplantısında şey net değildi. Mesela isim mi belli değildi? Stat şeyi. Rakamlar belli değildi. Şundan dolayı euro ve dolar sürekli yukarı çıkıyor. Onlar aşağı çekmek istiyorlar. Onun için başkan biraz rahatsızdı. Daha sonra tabii mesela haftasını yapmış olduğu açıklamada da şunu söyledi. 70 milyon euro kasaya para koyduk dedi. Bu inanılmaz bir rakam. Sponsorluk bazında 70 milyon euro koyduk para dedi. Hayır onun haricinde. Öyle mi? Tabii ki. Yani o para. İnanılmaz bir rakam. Tabii bu sponsorluk anlaşması. Trabzonspor yönetimi 4 ayda 70 milyon euroya bulan karşılıksız sponsorluğu kasaya sokmuş. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ve büyük rakam. Çünkü dolayısıyla Doğan Bey ekibi büyük bir risk aldı. Çünkü burası Trabzon. Burada başarılı olmak zorundasınız. Yarışmacı olacaksınız. Ve bu sponsorluğun haricinde sizle şunu da paylaşayım. Kartal'da Karayemiş tesisleri vardır. Oradan da bir gelir bekleniyor. Bunu da akşam sabah... Orada Trabzonspor'un bir tesisi vardı zaten hocam daha önce. Evet. Yani ondan sonra atıl durumda kaldı o tesis. Doğru diyorum değil mi? Yok, atıl durumuna değil. Bir tarafı bir benzin istasyonu var orada. Bir market falan filan, tam olarak yani şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama oradan da bir gelir sağlayacak. Bunun haricinde bir iki sponsorluk görüşmeleri daha yapılıyor. Bunları eğer... neticelendirirseniz Trabzonspor farklı bir kimliğe bürünür. Ama biz ne yapıyoruz? Biz ligi sadece bir yıldan ibaret kabul ediyoruz. Halbuki bakın şu anda işte Ağustos'un 8'i değil mi? Evet. Birkaç ay sonra şu cümleyi söyleyebileceğiz birbirimize. Ya bir sezondan sonuna geldik. O zaman ne oluyor? Bir yıl sonlarının da şu anda planını yapmak gerekir. Bizim kulüplerimizin, takımlarımızın en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi bu. Hatırlayın.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezon ligin bitimine 2-3 ay kadar size ne söylemiştim? Önümüzdeki yılın planlaması yapılması gerekir diye. Doğru. Zira diğer kulüplerimiz bunu yapamadığı için bir yıl sonra başarısız oldular. Ama Trabzonspor'un derdi başkaydı. Yani neydi bu dert? Kadro planlamasının yanında bu şampiyonluğu evet çok iyi yaşadık. Fakat kendi içimizde bölünmeler de yaşadık. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner. Evet, muhabir masası devam ediyor. Hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz var. Hocam, şimdi Yılmaz da tabii bir sürü sorular hazırladı. Özellikle bu yeni Türkiye Futbol Federasyonu ve RÜTÜK toplantısı, organizasyonu biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu RÜTÜK'e gitti. Yeni dönemde belki de çok önemli cezaların gelebileceği ama konuşuluyor. Ama ondan öncesinde ben Trabzonspor'la merak ettim. Trabzonspor'la ilgili yeni sezon öncesi merak ettim soruları. Aksal abiye sormak isterim. Aksal abi, şimdi senin görüşün benim adıma çok önemlidir ki iyi bir futbol ismisin, iyi bir futboldan anlayan hocamızsın diyeyim ben size. Çünkü, yani geçen seneden bu sene yaşadıklarımız, tabii, anlattıklarımız, doğru. Hani yaşıyoruz, gün geçtikçe de yaşamaya devam ediyoruz. Şu anda Aksal abi, Trabzonspor yeni sezona ne kadar hazır? Özellikle sakat oyuncusunu soracağım. Orsic'in hiç hesapta olmayan 6 ya. Mı 9 ay, yani o uzaklaşması 9 aylık bir süre. Trabzonspor yönetimi bu konuda nasıl bir önlem ya da nasıl bir tasarruf alacak? Ya şöyle söyleyeyim, hakikaten can sıkan bir sakatlık oldu yeni sezon öncesi. Mesela Orsic sakatlandı. Ben o gün bir yöneticiyi aradım. Halbuki daha önce planlanmış bir telefonluydu. Yöneticiye dokunsam alacağım. Ya abi dedi, baksana dedi yani. Şanssızlık. Yani Orsic'le kalsa bu. Ki sizin en çok şeyi beklediğiniz, umutla beklediğiniz bir oyuncu sakatlandı. Bu yetmiyor, arkadan başka bir oyuncu sakatlanıyor ve sizin stoper bölgeniz çökmüş oluyor. Evet, doğru. Paranız yok, transferi yapamıyorsunuz, bir de inceleyip sık dokuyorlar dedik ya, hata yapma şansları yok, lüksleri yok. İnceleyip sık dokuyacaksınız. Hal böyle olunca moralleri bozuluyor. Tabii bazı oyuncular işte Petkovic değil mi? Alacaksınız. Evet, Petkovic. Yani yüksek oranla bu transferi bitirdiler ama karşı kulübün size bazı şartları var. Onu bekliyorsunuz. Bazı oyuncular gitmiyor vesaire vesaire. Ligi hazır mı? Ligi hazır mı? Kadro olarak bana sorarsanız tam olarak hazır değil. Ama hep söylüyorum, gazetenin Milliyet'te de defalarca yazdım, katılmış olduğum her programda anlatıyorum. Trabzonspor'un en büyük gücü birlik ve beraberliktir. Bazen o tribünlere, camiye o kadar ihtiyacınız oluyor ki, isterseniz Messi'yi alın, isterseniz Ronaldo'yu alın. Ama 12. adamın verdiği gücü size vermez. Bu süreçte eğer takımınıza destek olur, o zor zamanlarda yanında olursanız, emin olun bunun karşılığını ilerleyen yıllarda veya aynı yıl alırsınız. Hı hı. Zira sizin İstanbul kulüpleriyle şu anlamda yapmış oldukları transferlerle kadro değeriyle şansınız çok zor. Demem oldu ki Trabzonsporlar bu yıl şöyle düşünsünler, önümüzdeki yılın planlamasını, geçiş dönemi yaşıyorlar. Ha, dört tane İyi oyuncu, üst düzey oyuncu alınırsa, ki bunlarla ilgili duyumlar da geldi kulağıma, o zaman yarışın içerisinde olursunuz. Ama onun haricinde ben şimdi sezon başı millete şirin gözükeyim diye güzel cümleleri yapmanın bir anlamı yok. Kolay olmayacak. Kolay bir sezon olmayacak. Kendilerinde çok fazla şey yapmasınlar. Şartlandırmasınlar. Olursa neden olmasın. Ama benim en büyük güvence hocadır. Birçok takımı takip ediyoruz. Şu anda kondisyon anlamında en iyi kulüp Trabzonspor. Lige iyi başlar ama gönül şunu isterdi. Eksikler çok, her bölgeye oyuncu alınmış olsaydı çok farklı bir sezon izleyebilirdi. Şunu da unutmamak lazım. Karamsarlıkla aşılamak istemiyorum.
1974 yılında Trabzonspor eski adıyla birinci lige çıktığında kimse böyle patlama yapmasını beklemiyordu. Bu Trabzonspor'du. Bunun sağa sola belli olmaz. Öyle bir giriş yaparsınız ki, ama ve lakin unutmayın. 3 tane 4 tane diğer şampiyon adayı kulüpler var. Yani bugün diyelim ki şampiyonun en büyük adayından bir tanesi veya 3 tanesini biliyor herkes. Evet. Onlar da yalnız değiller o zirvede. O yüzden Trabzonspor'ların zamanın ipine sarılmaktan başka bir şansları yok. Çok doğru söylediniz. Aksal abi, yeni sezon öncesi de kurallar değişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK tarafından açıklamalar yapıldı. Hem sizinle hem de bizi dinleyen Radyospor dinleyicileriyle bunu paylaşmak isterim. Size de o madde madde olan bölümlerden soru cevap olarak gitmek isterim. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu yaz semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, Yılmaz tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler. İfadelerini kullanırken eski FIFA kokart hakemi MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun ise değişen kurallar hakkında şu açıklamaları yaptı Aksal abi. 1. Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta kalabilecek. Yani o yedek ya teknik direktör olacak ya da yardımcısı aynı anda görevlendirilen kişi olacak. Yani o insanların ya da yedek kulübesindeki herkesin aynı anda sahaya birden müdahale etmesi. Bunun önüne geçiliyor. Geçilebilir mi Aksal abi? İlk sorun bu olsun, cevabını alayım. Vallahi o geçiş biraz zor olur. Niye zor olur? Bakınız. Birçok eski hakemle programa katıldım. Hep de eleştirmişimdir. Niye eleştirmişimdir? Yüzlerine karşı da söylemişimdir. Siz aktif hakemlik yaptığınız yıllarda ne kararlar verdiniz ki şimdiki hakemleri eleştireceksiniz? Bugün sizin, benim, herkes için hakemleri eleştirmek çok basit. Doğru. Çünkü onların dili yok. Onların size cevap verme şansı yok. Evet. Bir kural konmuşsa buna hepimizin uyması lazım. Yedek kulübesinde kimse ayağa kalkamayacak. Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak. Aksi davranışlar dördüncü hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart peki, isteme talebinde mi? Bulunamayacaklar. Yardımcı hakemler buna cesaret edebilecek mi? İşte şimdi finalde çok bunların toplamında özel bir soru soracağım ikinize de, hem Aksal abi hem size. Sıfır tolerans. Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek. Yani hakeme, yedek kulübelerine, birbirine, futbolcuların birbirlerine yaptıkları saygısızlıklardan dolayı hiç kimse tolerans gösterilmeyecek. Buna ihtimal var mı? Yani evet, kurallar açıklandı ama zor gibi. Hocam bunlar uygulanabilir mi? Anlamadım. Bunlar uygulanabilir mi? Şu ana kadar olanlar mesela aksa. Size şöyle söyleyeyim. İster istemez dört büyük kulübün tarafı biraz tutulur. Değil mi? Ne olursa benim Anadolu kulüplerim olur. Kimsesiz yalnızlarım olur. Böyle alt liglerde izlenilmeyen veya gösterilmeyen, milletin göremediği karşılaşmalarda o kadar şeyler olur ki. Aslında Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar harika bir karar. Ama uygulama yapılamaz ki. Uygulamada problem o. Mesela ben orada bir toplantıya gitmiştim. Hı hı. Önemli bir toplantıydı. O, bana da isim vermeyeyim, bazı spor adamları dedi ki ne diyorsun? Dedim ki bakın, yıllardır aynı adamları görüyoruz. Senaryo güzel, harika oyuncular, aynı olduktan sonra hiçbir şey değişmez. Aksal abi ben hızlanıyorum. Kaleye tamam. Çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart cezalandırılmayacak, ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonunda bu durum geçerli değil denilmiş. Umut veren hata elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek. Bu biraz değişik olmuş sanki. Yani adamı zaten penaltıyla cezalandırıyorsun. Niye yani bir de niye kart şey yapıyorsun? Rakip penaltı yapan kişinin sarı kartı olduğunu düşünelim Aksal abi. Penaltı pozisyonuna da takımını sonuçlandırmış. Burada bir ceza alması rakip takım tarafından istenilmeyecek mi yani burada? Ama orada dedim ya, cezayı zaten kestim. İkinci bir ceza. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela Milli Piyango'da diyelim size bir şey para çıktı. Nerede hocam? Hayır, öyle şey çıkmasını istiyoruz da. Diyelim iki tane çıktığı zaman hangisini alıyorsunuz? Halbuki parayı verirken iki bile de veriyorsun. Doğru mu? Doğru. Büyük olan alıyorsun. Tabii burada da cezası veriliyor. Yani tekrar cezanın cezası olmaz bence. Aksal abi hızlanıyorum, reklama gidiyorum. Son iki tanesi penaltı vuruşları sırasında
alan ihlali yapan oyuncular ile VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yani kurala göre artık VAR hakemi direkt olarak hakeme tıpkı offside pozisyonunda olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek. Gol sevinçlerinde uzayan zamanlar maçın sonuna eklenecek. Evet. Aksal abi çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun arkadaşlar. İyi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada Aygün abi Tuna Taşdemir arkadaşım. Bizim Lig TV'den Beşiktaş muhabir arkadaşımız. Tuna'yı biliyorum. Sevgili kardeşim de mesaj atmış. Hemen bizi uyarmış. Ne de uyarmış? Yedek kulübesinde sadece bir kişi ayakta kalacak. Evet. Diğeri oturacak. Teknik direktör oturursa başka biri ayakta. Yardımcısı olacak. İkisi aynı anda olmayacak yani. Evet. Hadi sen gel burada yap. Ülkede. Toplu itiraz ve şiddetli kart durumlarda kart gösterecek. Saygısızlığa varacak kadar. Bak demiş. Bakalım gösterebiliyorlar mı? Burada dördüncü hakem iş düşüyor. Dördüncü hakem de görevini yapmıyor. Pardon, Tuna Akdemir. Taşdemir niye dedim ben? Akdemir, sevgili Akdemir. Akdemir. Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner. Tabii bu kurallarla ilgili şunu sana söyleyeyim. Bence uygulanamayacak. Demin hocam da Aksal hocam da söyledi. Şöyle yani sen şimdi yedek kulübesinde teknik direktörün yanındaki yardımcıyı imkanı yok. Kart gösterebilecek misin? İmkanı yok. Bütün futbolcuları itiraz ettiği an kart gösterebilecek şimdi misin? Şimdi ne denildi Aygün abi? Dünya Kupası öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi gelecek sezon ve bu sezonun yarısıyla birlikte bir takım yeni kurallar, yeni kanunlardan bahsedildi. İşte görüntüden tespit yapılacak denildi. Oyuncu hakemin etrafını saran oyuncular kart görecek denildi ama hiçbirini göremedik. Doğru. Evet, uygulanamaz. Uygulanması beklenen kurallar mı? Evet. Belki futbola daha çok katkı sağlayacaktır ama çok zor gibi gözüküyor. Evet, hattımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Orhan Demirel var. Orhan abi. Hoş geldin. Orhan Demirel. İyi yayınlar Aygün, sevgili Yılmaz, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bazı değerler vardır Aygün abi. Yıllardır bugün hem senin yanında hem Orhan abinin yanında yaklaşık bir 20 yılım geçti. Orhan abinin bize yaş o yol göster. Yaş ortaya yok çıktı. Yok şu anlamda. Orhan abinin yönetici olduğu dönemdeki o yöneticilik nasıl yapılır? O Fenerbahçe yönetimin içinde basınla yönetim arasındaki ilişkiler nasıl kurulur ve o yol nasıl ilerlenir kısmını gösterdiği için Orhan abiye çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Şunu sormak istiyorum. O dönemin yöneticilerine bakıyoruz, profillerine bakıyoruz. Şimdiki yönetim profillerine bakıyoruz. O zamanki gazetecilere zaten buydu aynı. O zamanki abi. Gazeteci arkadaşlara bizler hala devam ediyoruz. O zamanki biz muhabirlere bakıyoruz. Şimdikine bakıyoruz. Böyle bir tuhaflık var. Yani şimdi mesela bir futbolcu transfer yapıldığı zaman farklı bir kulübün muhabiri sanki yöneticiymiş gibi, sanki o kulübün yöneticisiymiş gibi inanılmaz şekilde açıklamalar yapıyor. Oradan başlayalım isterseniz. Evet. Neler söylersiniz? Sevgili Aygün, yani özellikle son zamanlarda bu transferlerin basında paylaşılmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Hı-hı. Ancak basına da yeterli bilginin verilmesi önemli. Yoksa bir yöneticinin çıkıp da şu futbolcuya ilgimiz var dediğinde biliyorsunuz fiyatı yükseliyor. Evet. Ancak basınla olan ilişkilerde kesinlikle kulübün yetkili organları gerekli bilgiyi vermeli. Çünkü bu bir sektör. Yani basını eksik bırakamazsınız bilgilendirmede ve bunda çok dikkatli ve hassas olmanız lazım. Doğru. Bu dengeyi iyi bulmak lazım. Ama işte şu futbolcuya ilgimiz var, bütün detaylarını vermenin doğru olmadığını düşünüyorum ama geçmiş zamandan hatırlarsınız. Hep seviyesinde olması gereken bilgiler, evet, basına, evet, sizlere aktarılıyordu. Doğru. Ve bu doğru, çünkü dediğim gibi kulüpler basınla beraber, yani bu bir sektör, bunun içinde bundan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Uygun yöneticileri bu konuda bulmak lazım. Ama tabii bu yönetim kurulu başkanının tavrıyla da ilgili. Yani demek ki Sayın Başkanımızın Ali Koç'un da buna göre bir herhalde emri diyelim artık, bir talimatı varsa ona göre ilerleniyor diye düşünüyorum. Bilgi paylaşılmaması anlamında diyorsunuz, tahmin ediyorum. Değil mi? Evet evet, bilgi paylaşılmaması manasında söylüyorum ama yine de paylaşılıyor. Olanlar oluyor, olmayanlar oluyor. Biliyorsunuz son zamanlarda işte o futbolcuyu sen aldın, sanki dünyada başka futbolcu kalmamış gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hep aynı futbolculara gidiyor. Yani
sorduğun sorunun net cevabı açıkçası belli bir denge dahilinde bu bilgileri paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Ama dikkatli olmak lazım. Doğru. Orhan abi, bilgi çok önemlidir ki bizim zamanımızda da gazeteciliğin en önemli teması şuydu: habercilik. Haberciliği yaparken öğrendiğimiz ve bildiklerimizi kamuoyuna paylaşmaktı. Aygün abiyle ki hala biz bu piyasanın içinde yer alan ender, nadir kişilerden kalanlarız ama bizim dönemimizde sosyal medyanın aktif olmaması. Biz her ne kadar gazetelerden ve internetin böyle yeni o sosyal medyanın yeni daha hayatımıza girdiği kısımlarda elimizden geldiğince paylaşımlar yapardık. Ama bugün baktığımızda sosyal medya artık çok önemli bir yer olduğu kadar da çok zarar veren bir yer. Algıların artık ön planda olduğu, sizin kulübünüzü, sizi, yönetimi, futbolcunuzu, teknik direktörünüzü zora sokacak birkaç etkileşim alan bir haber, eğer o haberin aksi bir şekilde karşılaştığınız zaman işte dediğiniz gibi çalım yemiş oluyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe Zaha'yla ben hep şunu söyledim: anlaşmayacağını, anlaşma ihtimalinin ilk dönemde çok olduğunu ama sonrasında Zaha'nın isteklerinin Fenerbahçe yönetim tarafından talebi edilmemesi nedeniyle bu transferden vazgeçtiğini ve bunun çıkıp açıklanması gerekir diye düşünenlerden değil ki o hafta Galatasaray transferi yapınca çalım yemiş oldunuz. Sevgili Yılmaz, ben burada bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi buyurun. Zaha, Tete, bunlar bir Messi, Ronaldo muamelesi yapıyor. Kesinlikle yani, abi. Evet. Benim anlamadığım açıkçası yani Zaha'yı, Tete'yi, yani bilmiyorum futbol severlerin Shakhtar Donetsk'ı takip ettiğini falan düşünmüyorum yani. Tabii belli bir isimdir, kabul ediyorum ama yani transferde ortaya atılan isimlerin sunuş şekli ve pazarlanışı maalesef çok algı yaratılıyor ve çok üstte gösteriliyor. Bunların hepsini yolda göreceğiz. Zaha'yı, Tete'yi veya diğer alınan oyuncuları. Ben umuyorum ki Fenerbahçe yönetimi doğru bir karar almıştır. Fayda maliyete bakmıştır. Ve bunun doğru olmadığına karar vermiştir. Ama bu doğru mudur, yanlış mıdır? Yolda göreceğiz bunları. Ama bence bu transfer piyasasındaki isimlerin de çok abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Yani ve bir algı yaratıldığını düşünüyorum. Geçen sene Fenerbahçe daha başlar başlamaz ligin şampiyonu ilan edilmişti biliyorsunuz Jesus'la birlikte ve diğer futbolcularla. Şimdi bu tablo Galatasaray'a dönmüş durumda. Bu Fenerbahçe için büyük bir avantaj bence. Yani öyle bir algı yapılmış durumda ki Şampiyonlar Ligi kupası alacak gibi duruyor Galatasaray. Baktığınızda öyle bir hava yaratılıyor. Bu Galatasaray için kötü bir şey ama yani şunu söylemek istiyorum. Yani bu transferlerin ne olduğu yolda gözükecek. Ama Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncuları ya da bahsi geçen oyuncuları almamış olmasını da doğruluğunu, yanlışlığını yolda anlayacağız. Doğru mudur, değil midir diye. Bakacağız, göreceğiz. Evet, hattımızda eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Orhan Demirel var. Şimdi şunu size sormak istiyorum. Tabii camialarda en önemli şey kenetlenmektir. Bir bütün olmaktır. Siz mesela her dönemde Fenerbahçe yönetimlerine dışarıdan destek veriyorsunuz. Kulübe çok yakın olan ve kulübe yakın bir isimsiniz. Her dönem kulübün yanındasınız. Başkanın yanındasınız. Yönetimlerin yanındasınız. Fakat şu anda Fenerbahçe'de bir parçalanmışlık var. Yani iki farklı karakterin özellikle Sayın Aziz Yıldırım üzerinden söylemek istiyorum. Ve başkan arası yaşanan polemikler var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu Sevgili polemikler Ergin, maalesef Fenerbahçe'ye zarar veriyor mu? Neden söylersiniz? Buyurun. Zarar vermez olur mu? Sevgili Ergin, ben Aziz Yıldırım döneminin yöneticilerinden. Evet, biliyorum. Aziz Yıldırım'ın ve diğer etrafındaki arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. Evet, beraber doğru. Çalıştığımız abilerimiz, arkadaşlarımız. Ancak çözemediğim konu şudur. Aziz Yıldırım en son seçimde büyük bir fark yedi. Bunu yapan Ali Koç değil. Bunu kongre üyeleri karar verdi. Ve kongre üyeleri Ali Koç'u seçti. Ve belli bir fark yaparak bunu seçti. Bunda Aziz Yıldırım üzülmüş olabilir. Darılmış olabilir ama Aziz Yıldırım'ın darılma hakkı yok. Yani Aziz Yıldırım bu kulübe çok faydalar sağlamıştır. Hakikaten bunun bir tartışması da yok. Ancak bunu Ali Koç değil, kongre üyeleri karar verdi ve onu seçti. Doğru. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'tan
bu yani tabirime maruz görün lütfen. Yani bir intikam alması ya da küsmesini kabul etmem ve anlamam mümkün değil. Yani kongre üyeleri Ali Koç'u seçmiştir. Dolayısıyla şöyle bir algı da yanlıştır. Ya gördünüz mü bak ben ondan daha iyiydim gibi bir tablo yaratılırsa yapılan basın toplantıları falan bunları kabul etmek mümkün değil. Yani konu eğer Fenerbahçe ise ve Fenerbahçe'nin iyiliği ise Aziz Yıldırım bunu zaten bize her toplantıda söylerdi, her kongrede söylerdi, her yönetim kurulunda söylerdi. Söylemek istedikleriniz gelin burada söyleyin derdi. Doğru. Ne değişti, ne oldu da Aziz Yıldırım gibi bir ismin, bir ombudsmanın diyelim, yani Fenerbahçe'nin bir büyüğünün özel toplantılar yapıp basın karşısında bunları söylemesini anlamak mümkün değil. Ve kabul etmek de mümkün değil. Çünkü bunun bir şeyi yok. Ve Aziz Yıldırım bunu aslında bize öğreten kendisidir. Böyle şeyleri yapmayın, gelin burada konuşun diye. Şimdi bunu ve bu kopukluk sadece onda da değil. Yani Aziz Yıldırım sağ olsun etrafında ona hizmet etmiş birçok insanla da küs. Yani bugün uzun sürelik başkanlık yapmış Sayın Ali Şen'le veya anlamak mümkün değil bunu. Yani, birçok eski yöneticiler arasının iyi olmadığı söyleniyor. Doğru. Bunu anlamak mümkün değil. Yani Fenerbahçe evet geçmiştir. Eğer Aziz Bey kendisi daha iyi yapacağını düşünüyorsa aday olacaktır. Aday olur. Çıkar. Yani bunları bir kulüp dışında bunları çıkıp bir basın toplantısında anlatmak, şikayet etmek anlamam mümkün değil. Yani siz başka kulüpte bunları ben görmüyorum. Yani en birbiriyle problemli olan bile rakip kulüplerde hepsi bir araya gelebiliyor. Yani Fenerbahçe burada bir eksikliği olamaz. Yani kabul etmek mümkün değil. Bu kulüp içerisinde zarar veriyor. Bu çok açık. Yani başkanımız Ali Koç'un da çalışma rahatlığını belki elinden alıyordur. Yani her yönetimi beğenmiyorsanız çıkar aday olursunuz. Şöyle yap böyle yap demezsiniz aday olursunuz. Ve yani sorunun net cevabı şudur. Bu iç çekişmeler sadece Fenerbahçe'de var. Belki diğerlerinde de var ama gösterilmiyor. Ve bu camiaya zarar veriyor. Bu nettir. Bu böyle başarı maalesef çok zor. Ketlenmeden çok zor. Doğru katılıyorum. Sevgili Orhan Demirer'le birlikteyiz. Fenerbahçe eski yöneticisi. Orhan abi ben de şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz buyur. Haftalarda Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Başkan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için şu ifadeleri kullanmıştı. Yanlışla telaffuz etmek istemiyorum. Hayatımda gördüğüm en cesur... Görünümlü en cesur kişisiniz. Şimdi yeni bir lige başlayacaksınız. Yeni bir heyecan. 6. yılınıza giriyorsunuz. 5 sezondur toplamda 9 sezondur şampiyon olmayan bir Fenerbahçe var. O sene bu sene denilerek yapılan transferler ortada. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması halindeki çıkacak o sorunları ve tribünlerde çıkacak eleştiriyi düşünmek bile istemeyen taraflar var. Ama bugün geldiğimiz nokta, Sayın Başkan'ın bu ifadelerini nasıl buluyorsunuz? Konuşulması gereken şimdi, zaman bu zaman mı? Ya açıkçası basın önünde böyle şeylerin Sayın Ali Koç yani çok sertleşti bu konuşmalar. Evet. Bunları yani doğru bulmam mümkün değil. Yani kendi fikrini söylemiştir Ali Koç Aziz Bey hakkında. Bunları çıkıp işte divan toplantılarında falan söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu kargaşa, bu anlaşmazlığı basın önünde, kongrelerde, divan toplantılarında söylemek doğru değil. Yani bunlar, bu konuların hiç açılmaması gerekir. Dolayısıyla o şahsi fikridir. Aziz Yıldırım'la ilgili yaptığı bir tespittir. Benim o tespitin doğruluğuna ya da yanlışlığına yorum yapabilecek bir haddim olamaz. Ama ancak ben işin temelinde Fenerbahçe taraftarına böyle gergin ortamlar yaratılmasının fayda getirmeyeceğini, kesinlikle, ister haklı olsun ister haksız olsun bu gibi yorumların, bu gibi şeylerin yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani bunu germenin bir manası yok. Belli ki Ali Bey Aziz Bey'le görüşmeyecek. Aziz Bey istemiyor. Dolayısıyla bunu daha oturup uzatmanın
bir manası yok. Evet, Aziz Bey'in de ortama germeye hakkı yok. Bunu yapması, iyi bir Fenerbahçeli olarak bunu yapmasını asla doğru bulmuyorum. Yani bu Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe'yi çok seven ve Fenerbahçe için birçok zorluk çekmiş bir başkanın bunları yapmasını uygun görmüyorum açıkçası sevgili Yılmaz. Şunu sormak istiyorum. Bu seneki transfer politikasını nasıl buldunuz? Fenerbahçe ile ilgili evet, neler söylersiniz? Şimdi geçen sene biz tabii Cesus, tüm Fenerbahçeliler de Cesus'u Sayın Ali Koç seçtiğinde çok mutlu olmuştuk isminden dolayı, evet, ve belli bir kariyere sahip olmasından. Ve bütün taraftarda da, bütün kulübü bilenlerde de Cesus'a kulübün anahtarı verilmişti ve bildiğimiz kadarıyla. Ve Cesus'un seçeceği tüm futbolculara da vardır Cesus'un bir bildiği, doğru, diyerek, yani tabir de bu, vardır bir bildiği diyerek hepimiz bir şey yani söyleme hakkımız da yoktu açıkçası. Vardır bir bildiği stratejisinden yola çıkmıştık ve lig başladığında hakikaten muhteşem bir takım gördük ve hiçbir isim de yoktu biliyorsunuz. Yani böyle bir meşhur futbolcular vesairelerden bahsetmek mümkün değildi. Ancak Dünya Kupası arasına kadar Fenerbahçe şampiyon ilan edilmişti. Hı hı. Ne oldu bilemiyoruz o sırada ve takım tamamen bir çöküşe geçti. Ben bunun direkt Cesus'la futbolcular arasındaki problemden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Cesus kendine uygun bir düzene giderken tekrar yolda, artık davranışları mı dersiniz ya da ilişkiler mi dersiniz, ondan bozulduğunu düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'nin fıtratında olan ideal, yani meşhur futbolcular, büyük futbolcular rast sahip olması ve Türkiye'de bunlara sahip olan tek bir kulüp hep Fenerbahçe olmuştu. Hep bunun eksikliğini taraftar hissetmişti açıkçası. Yani evet, biz Cesus'a güvendik, biz bilmediğimiz meşhur olmayan futbolcularla yola çıktı dedik ama şu anda Sayın Ali Koç biraz daha risk almadan Dzeko gibi, Tadiç gibi, yani en azından bu ikisinin ismini söylemek, Bekao gibi iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Ancak tabii yani futbol, hani yönetmek başka bir şey ama futbol hakkında, yani teknik hakkında yorum yapmak tabii bize çok uygun değil ama gözüken şöyle bir şey var. Orta sahada bir eksiklik olduğu, yani bir kuvvetli, bir kesici tabir edilen muhakkak bir futbolcu ya da en az bir tane futbolcuya ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Hı hı. Kaleci konusuna gelince Alpay iyi bir kaleci ama seyirciyle arası yok, taraftarla arası yok. Alpay'ın en ufak bir hatası konuyu bitirecektir. Doğru, dolayısıyla doğru, ne Alpay ne kulüp bu riski almamalıdır. Livakovic ondan iyi bir kaleci midir eğer gelecekse? Livakovic ya da benzeri, bilemiyorum. Vargas veya Livakovic, evet doğru. Bunlardan biri olacaksa hiç olmazsa hatasını Fenerbahçe taraftarının en azından absorbe edeceği bir yeni isim olacaktır. Ama Altay'ın böyle bir kredisi hiç yok. Yani sıfır. Yani bir maç bile kaldırmaz. Dolayısıyla dilemezdik böyle olmasını. Çünkü yabancı, Türk oyuncu hakkını, bir oyuncu hakkını kaybediyorsun. Yıllardır doğru, elimizde olan bu avantajı kaybetmiş oluyoruz. Yani sorunun net cevabı şu. İyi transferler yapıldığı gözüküyor. Seyrettiğimiz maçlarda bu ön eleme maçlarında gördüğümüz vallahi biz ilk maçta yani o kadar heyecanlıydık ki statta böyle havalara uçtuk falan, çünkü bir şey gördük sahada. Tabii rakibin zayıflığından bahsedilebilir ama karşınızda 11 tane futbolcu var, koşan, baskı yapan. Doğru. Alınmayan oyuncularla, işte Zaha gibi, Tete gibi veya diğerleri gibi, onları yolda göreceğiz. Ama birkaç transfere daha ihtiyaç olduğu aşikar. Umarım nokta transferler, tartışılmayacak transferler yaparlar. Bu arada da tabii parayı böyle har vurup harman savurmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru karar vermek lazım. Tabii bu da Ali Koç ve futbol aklımız kimse bilmiyorum, onların alacağı doğru kararlar olmalıdır. Ama tabii bunlar doğru mudur, yanlış mıdır? Hepimiz sezon içinde göreceğiz. Ama ben yapılan 2-3 transferden son derece memnun olduğumu, özellikle Tadiç'in saha içindeki
Yani soyundu şu abilik gol sevincinden sonraki vücut diline hayranım. Yani hani açıkçası çok hoşuma gidiyor. Umarım bu hali devam eder, motivasyonu devam eder ve Fenerbahçe'ye futbolculuğuyla ve karakterini koyarak takıma bir abilik tabir edilen şeyi yapar. Çünkü ben geçen sene futbolcularımızda vücut dillerinin özellikle Dünya Kupası'ndan sonra hiç hoş olmadığını görüyorduk. Gol sonrası sevinçlerinden tutun da itirazlara kadar değil mi? Kadar. Yani aynı gol sevincine girmeyen yani futbolcular vardı. Yani sonuçta bu futbolcular insan yani ne kadar da bu işten milyon dolarlar kazanıyor olsalar bile bir makine gibi bakamazsınız. O içeride o heyecanı yaşatacak birilerinin olması lazım. Şu anda Fenerbahçe Kulübü'nde bu işleri kim götürüyor bilmiyorum ama içeride Tadic gibi, Dzeko gibi hakikaten korkunç tecrübeli insanların yaşadıkları iyi kötü tecrübelerini takıma sunmaları ve bir arkadaş ve dost havası yaratmaları çok önemli. Çok önemli. Yani abi ben son soruyu sorayım isterseniz kendi adıma. Şimdi özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dört büyük takımımızın bazı futbolcuları transfer ederken aynı masada bulunabiliyorlar. Aynı masanın içinde olabiliyorlar. Fiyatlar artıyor. Milyon dolarlar, milyon eurolar konuşuluyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un şu açıklaması vardı. Zaha için biz 10 milyon 9 milyon eurolara kadar çıktık ama rakip takım 3,5 milyon tarzı eurolara transfer etti. Bunu nasıl beceriyorlar? Bize de bir söylesinler, tebrik edeceğim şeklinde bir açıklama oldu. Bu milyon euroların, milyon dolarların havada uçarken bir futbolcunun değerinin daha düşük gösterilmesi, sponsorların devreye girmesi, bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Sevgili Yılmaz, böyle bir şey mümkün değil. Yani Zaha doğuştan Galatasaraylıymış demek ki. Yani İş oraya gidiyor çünkü finalinde. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Yani imkansız ama elinizde bir ispat yoksa da bunu ispatlayamayacaksanız şu anda bizim konuşmalarımız hepsi boştur. Ama yani Fenerbahçe ya da bir başka kulüp 10 milyon teklif etmişken bir futbolcunun isminin de önemli yok. Yani 3 milyon euroya bilmem ne, bu bir saçmalık yani. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama yolu yordamı nedir diye benim elimde bir delil veya gösterebileceğim bir kağıt olmadığına göre tablo budur ama bunun bir mantığı yoktur. Diğer kulüpler de bunu yapıyordur belki, nedir bilmiyorum. Uzun zamandır bu şeylerden uzak olduğum için muhakkak bir yolu bulunmuştur, çözülmüştür. Yani Fenerbahçe 10 milyon verdiyse Galatasaray minimum 10 milyon vermiştir, 15 milyon vermiştir. Yani bunun bir izahı olamaz. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin olması bir 7 milyon euro indirim yapmasını, yani böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir imkanı yok ama elinizde bunu ispatlayacak bir şeyin olması gerekir bunu söyleyebilmeniz için. Ali Koç da bunu söylüyor. Dolayısıyla Türk insanı bir çözümü buluyor her zaman ya sevgili Yılmaz. Bir yolunu yordamını buluyoruz yani. Peki kulüpler de Orhan abi bu konuda zorlanacaklar. Şimdi bugün evet yapılan transferler taraftarlara çok hoş görünebilir. Ama sezon sonunda, sezonun finaline geldiğimizde istenilen ya da o beklenilen şampiyonluk gelmediği zaman bu sefer kulüp adına zor günler kulüpleri bekleyecek. Bunlar da tabii eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giremezse çok büyük bir para kaybına uğrayacak ve bu yaptığı transferler de sıkıntıya uğrayacaktır. Belli ki ödeme dengesini sarsacaktır. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Muhakkak ön elemede geçmeli ve gruplara kalmalıdır. Ama işte bunlara yönetim kurulları bunlar için seçiliyor. Bunları öngörsünler diye seçiliyor. Bir önceki yönetim bir sonraki yönetime kötü bir miras bırakmamalı. Açıkçası Ali Koç'un en son yayınladığı bilançolar, ben mesela sevgili başkanın Ali Koç'un muhteşem bir transparant bir bilanço yayınladığını evet. Ve hakikaten şu ana kadar yapılmış en açık, en gerçekçi bilançolar sunduğunu görüyorum.
Dolayısıyla kendisini de tebrik ediyorum. Hakikaten hiçbir abartma yok. Gerçekleri sunuyor. Dolayısıyla bunları artık kongre üyeleri bir dahaki seçimlerde karar verecekler. Bu çok doğrudur. Yani demin söylediğin kulüpler çok zorda kalacaklar. Evet, hı hı, doğrudur. Hı. Eğer Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar büyük transferler yaparken, aslında Galatasaray ve Fenerbahçe için söylenebilir şu anki durum için, büyük problemlerle bir dahaki yönetimler karşı karşıya kalacak. Ama maalesef Türk futbolunda, Türk kulüpçülüğünde günü kurtarma işi hala devam, evet, ediyor. Seneye de böyle olacaktır. Öyle gözüküyor. Çünkü büyük büyük borçlarla kulübü devralıyorsunuz. Daha kimsenin borçsuz devrettiği bir durum yok. Ve bir dahaki durumda böyle olacak. Bu sıfırlanmadığı sürece bir yerde... Sıfırlanma ihtimali hiç yok ki sayın yönetim. Hiç yok, hiç, evet, yok, hiç yok. Hiçbir zaman, hiçbir zaman da olmayacak. Dolayısıyla sevgili Yılmaz, yani günü kurtarmak isteyen, doğru, başkanlar, doğru, ve yöneticiler, evet, var. Ama inan, yani biz orada olsak ne yaparız diye sorsan, inan aynı şeyi yapmak zorunda kalabilirsin. Çünkü büyük baskılardasın, büyük streslerdesin. Günü kurtarman lazım. Maalesef Türk futbolunun gerçeği bu. Biraz da yeni yasa da zaten kaldım. Biraz da yeni yasa da biraz sıkıntı yok, ama çok kısa bir araya gidebilir miyiz? Reklam aramız varmış. Sorun yok. Bir de demin teknik bir arıza vardı. Yarışı yayınlayamadık. Kocaeli 3. koşu 4 numara Van Commander 1. geldi. Onu tekrar söyleyeyim. Kocaeli 3. koşu 4 numara Van Commander'ın 1. geldiğini söyleyelim. Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor. Milyoner. Evet, saatlerimiz 19.47'yi gösteriyor. Hattımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel var. Evet Yılmaz, son soru diyelim istersen. Orhan abiye de çok yormamamız, evet, lazım. Yorun çünkü. Orhan abi yakalamışken bak çünkü da istemiyor insan Aygün abi bir taraftan da. Orhan abi çünkü. Son sorumuz da şu olsun. Fenerbahçe hep geçmişten bugüne geldiğimizde ya iyi hocaya sahipti ya da iyi takıma. İyi takım, iyi hoca çok nadir görülen bir sezon geçirdi Fenerbahçe. Bu yeni sezonda iyi kurulan takımın başında İsmail Hoca için neler söylersiniz? Şimdi İsmail Hoca bizim kulübümüzün işinden çıkmış bir değerimiz. Evet. Ancak kağıt üstüne, yani sadece matematiksel baktığınızda İsmail Hoca'nın CV'si Fenerbahçe'nin antrenörü olmaya yetmiyor açıkçası. Ancak bu şu demek değil ki, ne olur yanlış anlamayın. Eğer mesela Jesus geldiğinde CV tamamdı, ama Dünya Kupası'ndan sonra CV çöpe at oldu. Dolayısıyla açıkçası bunu öngörmek çok zor. Sayın Ali Koç'un da eli çok sıkışıktı. Yani parasal değil de, yani çok zor bir karar. Açıkçası bilmiyorum, ama yani sadece şunu söylemek lazım. Elde bir CV var. Bu CV tutmuyor. Ama son zamanlarda işte futbolcu ilişkileri vesairesi sanki iyi olacakmış gibi duruyor, ama umarım iyi olur. Yani bu bir umutsuz ya da oraya keşke başkasını alsınlardı demek istemiyorum, ama açıkçası bilemiyoruz. Umarım iyi olacaktır. İsmail Hoca'nın aynı zamanda bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Yani televizyonda basın toplantılarını izlediğimde bir kuvvetli imaj görmüyorum. Yani teknik direktörlük bir bütün bir iş. Yani futbolcu, teknik, taktik, aynı zamanda da camiaya güven verme işidir. Yani ben açıkçası bir iletişim desteği alması gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Bu bir basın toplantısı, konuşma şeklinden tutun da birçok yere kadar. Sağ kenarında dururken bile giydiğiniz
kıyafet bile buna bir örnek olabilir. Değil mi Orhan abi? Ya olabilir. Ona, tabii yani o kadar onu demek istemiyorum ama ben televizyonda bir basın toplantısı seyrettiğimde direkt basına bakan kendinden emin bir yüz görmek istiyorum. Şu ana kadar ben İsmail Hoca'da maalesef masaya bakan bir yüz görüyorum. Bu konuşma tarzı olabilir. Yani haddimiz değil onun şahsını irdelemek, yargılamak yani mümkün değil ama bu bir iletişim işidir aynı zamanda. Yani o güveni futbolcuya veriyorsa çok güzel, harika, hiçbir sorun yok. Sonuçlarla biz mutlu oluruz ama o şeyi göremiyorum henüz. Bir iletişim desteğinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa taktik teknik konudan benim yani ona yorum yapabilecek ne bir CV'm var. Böyle iyidir, böyle kötüdür gibi ama sonuçta elinizde bu mühendislik gibi bir şey. Yani elinizde size kaliteli futbolcular verirler. Siz de onları iyi kullanırsınız. Ama ben artık şeye de inanmıyorum. 4-3-3-1-1 evet. Yani tamam, karşı takımı iyi irdelemek çok önemlidir. Açıklarını bulmak çok önemlidir. Ona göre plan yapmak doğrudur. Ama bunun için futbolcuya onu geçirmeniz lazım. O heyecanı geçirmeniz lazım. Yani mesela ben Jesus'taki en büyük hatanın futbolcuyla kavga eder. Yani en son gencecik Arda bile hani Jesus'a isyan etti. Yani dolayısıyla bu iki uçlu bir şey. Yani İsmail Hoca'nın yani Tadiç'le ilgili balıkçı hikayesini anlatması çok güzel bir arkadaşlık şeyi olabilir ama daha bir profesyonel olmak gerekir diye düşünüyorum. Umarım teknik taktik bakımından bu konular çözülür ve İsmail Hoca bunun hakkını verir. Ama sorunun net cevabı şu olsun: İsmail Hoca Fenerbahçe Kulübü'nün içini bilen, heyecanı futbolcuya iletecek olan, teknik taktik olarak benim bir bilgim yok. Yani iyi olacaktır inşallah. Ama bir CV problemi var. Bu CV problemi de inşallah Fenerbahçe'nin bu seneki başarıyla çözer diye umut ediyorum ve diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz de. Ağzınıza sağlık. Bugün biraz yorduk sizi, yakalamıştı. Uzun süredir yakalayamadı. Yakalayınca da bırakamıyor insan. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim ilginize. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, İyi akşamlar. Evet hattımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demirel vardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Evet, muhabir masasının sonuna geldik. Gelmeden önce şunu söyleyeyim Aygün abi. Temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları canlı anlatımına sadece Radyo Spor'da olacak. Olimpia Ljubljana Galatasaray maçı bugün saat 22'de. Nefçi Bakü Beşiktaş maçı saat Perşembe günü saat 20'de. Fenerbahçe Maribor maçı ise saat 21'de. Fenerbahçe Beşiktaş maçı dönüşümlü olarak Radyo Spor mikrofonlarında olacak diyelim. Bizden ayrılmayın. Kendinize bizden sonra Can Küçük Yıldırım var. Evet, Can abi, Can Küçük Yıldırım. Şu anda da geldi, bizim gitmemizi bekliyor, ellerini açtı. Peki, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Milyoner'in sunduğu Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası sona erdi. Milyoner.